sakin bunları yazdılar. Anası onca yıl uğraşmış, şiddet etmiş. Bir türlü bu fakirlikten kurtulamamış. Peki anneanne, Keloğlan ne yapmış? Yapmış. Keloğlan ne mi yaparmış? Keloğlan'ın bir eşeği, bir de kuzusu varmış. İşte her gün, gün doğarken hayvanlarını alır, eski püskü evinden çıkar, meralara, çayırlara onları otlatmaya götürür. Onları otlattıktan sonra da şarkılarla, kuşlarla evine dönür. Onlar aslında memnunmuş hayatı. Memnunmuş memnun olmasına da gelin görün ki arkadaşlar onu rahat bırakmazmış. Onu her gördüklerinde yaşlı kadının Keloğlan, eşeğinin bile yok falan der, onunla dalga geçerler. Keloğlan çok üzüldürmüş bu laflar ama hiç kimseye de bir şey demezmiş. Üzüntüsünü anasıyla paylaşırmış. Anası da çoğu zaman ona şöyle bir cevap verirmiş. Ne edelim oğlum? Bizim de yazgımız böyleymiş. Gelen giden ne olsa söyler. Ellerin ağzı dorba değil ki bize. Hadi üzme canlı canını. Hem de bu ihtiyarını. Ya olmaz ana. Arkadaşlarımın lafları çok dokunuyor bana. Yarından tez yok gideceğim kasabaya. Bir iş bulacağım kendime. Çok para kazanıp döneceğim evime. Sonra görsünler bakalım. Neymiş Keloğlan. Ne? Kasaba mı? Ne kasabası? Kasabayı tanıyanı mı bırakacaksın? Hem hiç düşünmüyor musun ne yaparım ben bir başıma? Sonra sen olmasan köydeki işleri kim yapacak? Keçileri kim güdecek? İneklere kim bakacak? Olmaz sana, gideceğim işte. İzin ver de seni de kendimi de bu sefil hayattan kurtarayım ya. Aaa kafası kelaktan vardı oğlum. Nasıl da bu işini kendini kandırırsın? Gel de ne yaparsa gel. Yine sakın. Seri gaz geç. Bir şey de şuradan al sen onu. Sahne getirdi. Vay da ona Kenan, bunlar ne böyle? Ana, hani bizim kanalımızı vardı ya. Artık yok. Ne? Yoksa sattın mı Kenan bu kuzuyu? Sattım ana. Yün aldım. Bak bunlar bir beyin çorap yap, ben de satayım. Sonra da gelsin paracıklar. Derlendin mi sen o? Görmüyor musun ben iyice yaşlandım? Gözlerim görmez, ellerim kutmaz oldu. Geç, sen bu işi yapamazsın. Attın keleş oğlum. Oğlan hiç çakılanmayacak. Hiç koca koca satılır da yeni gün alınır mı? Yok. Bu oğlanın adamı olmaz. Tabii sonunda susmuş anası. Keloğlan düşünmüş, düşünmüş. Bir de kendini kaçırmış ama bir çıkar yol bulamamış. Türlü planlar yapmış. Hepsi de kocaman bir yalanmış. Bir gün köyde bir düğün varmış. Keloğlan anasından izin almış, gitmiş bir düğün. Bir de bakmış ki bir delikanlı almış eline satını, türlü türküler söylemiş. Türküler bittikten sonra da herkes ona bahşiş. O sırada Keloğlan'ın aklına bir fikir gelmiş. Bundan böyle o da saç çalıp türkü söyleyecek, böylece bu karanlıktan kurtulacakmış. Kurtulacakmış kurtulmasına da önce bir saz gerekiyor tabii. Parası yok ki gelip saz alsın. Dedesinden kalma bir dut ağacı varmış. Gitmiş onun en kalın dalını kesmiş, getirmiş bir saz ustasına. Peki bir sandık dal getireyim olur mu?
Sen şimdi kendi çalıştırdın Kerola. Tamam. Sonra gel al sazını. Yalnız. Gelirken de bir sazlık dört dalı getirmeyi unutma. Yoksa avucunu yalarsın Kerola. Hadi bakayım. Ha. Tamam ustam. Hadi. Sen hiç merak etme ya. Sonunda şu üç gün geçebildi. Artık sazıma kavuşacağım. Ey ünlü sazcı, gel de bana acı. Budur derdimin ilacı. Başımın tacı, şu saz işini bana da öğret ya. Ulan Keloğlan, ulan iyi günüme denk geldin mesela. Beni de razı ettin bu işe. Şimdi bak, bak Keloğlan, bak buraya bak, bak. Şimdi alacaksın bu şeyi. Vay vay vay, lan bu bizim Kerloş değil mi? He lan, ta kendisi lan. Keloğlan, senin sazı götmüyor galiba. Ötmüyor lan. He lan. Yaşlı tanrın Keloğlan'ı, eşeğini, yok falanı. Boşuna uğraşma sakın. Keloğlan'ın sırt sana sazı. Alay etmeyin öyle benimle. İşim olmaz artık sizinle. Sazımı alacağım elime. Paraları atacaksınız cebime. Gel işine. Çal zor. Ben bir garip Keloğlanım, eşeğimin yok falanı. Varım yolum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Koca karı bir anam var, bir kaç kavuk bir de inek. Her gün konar. Vereceğiz şimdi ya. Keloğlanım budur özüm, anam varsa yoktur gözüm. Garip haklı yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Çok oldu lan. Ben de
İşte ne yapıyorsun? Oo, sen sana bezdirdin canımda. Çok konuşma da gel şu doktora önlerse hadi. Padişahın kızını hiç şu kel kafalı oğlana verirler mi? Bunu anneme
Nereden gelirsin Keloğlan? Ne dolaşırsın saray çevresinde? Deli misin, divane misin? Yoksa bilinmez bir casus musun? Ya gördüğün demeyin Vezir Hazretleri. Çok uzaklardan gelmiş bir garibim. İş ararım. Ne var ki ağla karayı seçtim. Bir iş bulamadım ya. Elinden ne iş gelir be çocuk? Çok güzel saz çalar. Çok da güzel türkü söylerim. Yetmez mi? Öyleyse sana güzel bir iş çıktı Keloğlan. Sultan Hanım, Padişah Efendimiz öleli ne gülüyor ne de konuşuyor. Seni onu neşelendirmen için görevlendiriyorum. Becerirsen dile benden ne dilersen. Beceremezsen cehennem vadisine atılırsın. Peki. Ben bu işi kabul ediyorum. Sultanım, sultanım, sultanım. Bakın size kimi getirdim. Bu Keloğlan. Çok güzel sesi var. Bir dinleyelim mi? Sağ olasın Ancana, sağ olasın. Haydi var git işine. Görüşte vuruldum bu kel kafalı oğlana. Ama olacak iş mi? Padişahın kızını hiç şu kel kafalı oğlana verirler mi? Bunu anneme söylemenin de zamanı değil. Babamı kaybedeyim daha ne oldu ki? Annemin de yüzü hala dönülmüyor. Nereden gelirsin Keloğlan? Ne dolaşırsın saray çevresinde? Deli misin, divane misin? Yoksa bilinmez bir casus musun? Ya gördüğün demeyin Vezir Hazretleri. Çok uzaklardan gelmiş bir garibim. İş ararım. Ne var ki ağla karayı seçtim. Bir iş bulamadım ya. Elinden ne iş gelir be çocuk? Çok güzel saz çalar. Çok da güzel türkü söylerim. Yetmez mi? Öyleyse sana güzel bir iş çıktı Keloğlan. Sultan Hanım, Padişah Efendimiz öleli ne gülüyor ne de konuşuyor. Seni onu neşelendirmen için görevlendiriyorum. Becerirsen dile benden ne dilersen. Beceremezsen cehennem vadisine atılırsın. Peki. Ben bu işi kabul ediyorum. Sultanım. Yine nerede kaldın? Prensesi çağır. Keloğlan'ın onunla konuşacakları var. Emrin başım üstüne. Gel kızım. Keloğlan'ın seninle konuşacakları var. Hay kızım, hay kızım. Sultan seni bana verdi. Artık kavuşmamıza bir mani kalmadı. Hemen düğünümüzü yapar, köyümüze döneriz. Ne saçma teklifim var Keloğlan? Şu görkemli saraya hayat bırakılır da köye dönülür mü? Lanet türkü yakar bana. Hem Sultan annem de izin vermez. Ama bir garip anacığım var. Ne yer ne içer yıllardır. Belki de ölmüştür. Almaya. Peki.
köye geri götürmüş. Gönlümde onu bırakmaya razı olmaz. Bir olur izin ver bana. Diyeyim onunla. Gün olur dönerim saraya. Mutlu olacaksan git güzel. Yeter ki beni unutma. Gün olur dönersin saraya. Gracias.